Herkese merhaba. Basınç 2 ile karşınızdayız. Birinci videomuzda katı basıncı, biraz da sıvı basıncı yapmıştık. Bu videomuzda sıvı basıncını devam ettireceğiz. Aynı zamanda gaz basıncını anlatacağız. Şimdi hemen başlayalım. Pascal prensibi. Nedir Pascal prensibi? Şöyle der Pascal. Sıvılar sıkıştırılamazlar. Sıvılar sıkıştırılamadıkları için de üzerlerinin etkiyen basıncı aynen iletirler. Yani hiçbir özelliği değişmeden aynı iletecekler. Bu durumda hidrolik cihazların çalışma şekli de bu prensibe dayanır. Bakın şuraya aynen iletiri ekleyelim. Sonra ne oluyor? Bak altta bir kabımız var. Burada F1 kuvveti S1 yüzeyinde bir basınç enel oluyor. Şu, tam şurada diyoruz. O zaman şu basınç dediğimizde yani şöyle yazalım. Basınç neydi? Kuvvet bölü yüzey demekti. O zaman F1 kuvveti S1 yüzeyine F1 bölü S1 kadar bir basınç uygular. İşte bu basınç hani dedik ya az ol, sıvılar basıncı aynen iletirler dedik. O zaman bu basınç Aynı şekilde buraya iletilir. Yani şöyle yazarsam P basıncı bu da P basıncı iletilmiş oldu. O halde buradaki pistonun dengede kalabilmesi için buradan başka bir kuvvet uygulamam lazım ki dengede kalabilsin. Uygulayalım. Şöyle buradan bir epki kuvveti uyguladığımda işte bunun basıncı şu olmalı. Yani epki bölü S2 basıncı şöyle yazıyorum. Buradaki basınçtır. Şurada basınç. Bu da ne olacak? Aynı zamanda P basıncı olacak diyoruz ki pistonlar dengede kalabilsin. İşte bu mantıkla, işte bu mantıkla şunları yapabiliriz. Şöyle bir sistem kuralım. Şöyle kurduk. Şuraya küçük, buraya da büyük bir piston kayalım şöyle yaptık. Burada şu küçük pistonun yüzeyine hani küçük bir S diyelim. Buraya da tamamıyla şu an uyduruyorum. 20 S diyelim. Şu an kendim veriyorum bunları. Şimdi bu bu arada gemi limanlarında ya da işte hidrolik sistemlerde ki ya liftlerde işte normal lift nedir? İşte hani tamirhaneye götürdüğümüzde bir arabayı o lift yardımıyla arabayı yukarıya kaldırıyorlar ya. İşte orada yaptıkları işte burada bu. Yani sığı basıncından faydalanmak. Şöyle bir F kuvveti uyguladığımda şöyle buraya da bir ağırlık koyalım. G ağırlığı koyalım. Bu G ağırlığını yukarı çekmek, yukarı çıkarmak ya da dengede tutmak istiyorum. İşte bu kuvvet F bölü S kadarlık kuvvet burada bir basınç yapar. Bunun yaptığı basınç da şu olacak. G bölü 20 S olacak. Bak ne görüyorum? Aslında şöyle kuvvetimiz misal yani ağırlığımız 200 Newton ise şu sıfırlar birbirini götürecekler. ikiler de birbirini götürecekler. Bak ne oluyor? S'ler de birbirini götürdüğü için şöyle F eşittir. 10 Newton'luk bir kuvvet oluyor. 200 Newton'luk kuvveti 10 Newton'luk bir kuvvetle dengeleyebiliyorum farkındaysa. Ya da işte 10 Newton'luk kuvvette hareket ettirebiliyorum. Pascal prensibi bize bunu sağlamış oluyor. Şimdi bir de şunu da unutma. Şunu da özellikle söyleyeyim. Basıncı aynen iletir ama kuvveti bak ne oldu? F kuvveti aslında buraya sanki ne kadar? 20 katı gibi iletilmiş oldu. Yani S yüzeyine uygulanan F kuvveti 20 S'de sanki 20 F kadarlık bir kuvvetmiş gibi ortaya çıktı. O zaman basıncı aynen iletir ama kuvveti iletmezler. Katıda nasıldı? Katıda ise tam tersiydi. Kuvveti aynen iletiyorlardı fakat basıncı iletmiyorlardı gibi şeyler söyleyebiliriz katılar için. Şimdi öğreten soru var karşımızda. Güzel bir soru. Bir kere şunu da söylemeliyiz. Bak bunu söylersen çok rahat edersin. Bir sıvıda aynı seviyede basınçlar kesinlikle eşit olur. Sıvı bütünlüğü varsa, sıvı bütünlüğü var, sıvı bütünlüğü var. Bir önceki videomuzda bunu söylemiştik bileşik kaplarda. Şimdi o zaman bak Buradaki basınç da aynı seviye ve aynı seviye farkındaysanız, buradaki basınçlar birbirlerine eşit olacak. Keza buraya geldiğinde, burada bak aynı seviye, aynı sıvı, o zaman buradaki basınçta, buradaki basınçta birbirlerine eşit olacak. Şimdi birinci durum ve ikinci durum. Birinci durumda kaba F kuvvet uygulanmış, şuradaki piston'a, sistem bu şekilde dengede kalmış. İkinci durumda ise bu tarafa bir G ağırlığı konulmuş, yani burada S'i alalım, burası da 2 sti hatırlamak için söyleyelim bunu. Burada G ağırlığı konulmuş. 3F kuvvetiyle dengelenmiş. Şimdi pistonların ağırlığını önemsemiyoruz. Sürtünmeleri önemsemiyoruz. O zaman önce şuradaki basıncı yazalım. Buradaki basınç nedir? Hemen şu altı yazalım. F bölü S kadarlık bir basınç var. Buradaki basınç ne? Hemen bunu da alalım buraya. Eşit olacak. Aynı sıvı aynı seviyedeki az evvel. Bak S'lere hiç bakmıyorum farkındaysan. S'i nerede ciddiye aldım? F bölü S'le ciddiye aldım. Çünkü kuvvetin basıncını alırken kuvvet böyle yüzey diyorduk. Buraya geldik. Buradaki basınç ise 2H yüksekliğinde bir sıvı söz konusu. Bu sıvının üstesine de D diyelim. O zaman 2H çarpı D çarpı g kadar sıvı basıncı var. Ki işte bunlar birbirlerine eşit oldu. Yani hep böyle S'in 2HDG eşit olduğunu söyleyebilirsin. Sonra buradaki duruma bakalım. Bu seviyedeki basınç ağırlık G'ye kadar bulunduğu yüzeyde S kadar. Yani G böyle S kadarlık bir basınç yapar. Sonra eşittir diyorum. Buradaki basınca baktığımda bir de şu var bu arada. Şimdi aynı sıvı aynı seviye dedik ya. Şimdi burada şu seviyenin üstünde kaldığı için sıvılar basıncı iletir. Bir de kendi bir de kendi öz kütlesinden yani kendisinden kaynaklanan h yüksekliğinden kaynaklanan bir sıvı basıncı var. O yüzden artı diyorum buraya. HDG kadarlık bir basıncı ekliyorum. Eşit olacak. Burada 3F kuvveti var ve 2S yüzeyi var. 3F kuvvetini 2S yüzeyine böldüğümde işte buradaki basınçlar birbirlerine eşittir diyorum. Soruda der ki bize F'in kaç G olduğunu bul. F'in kaç G olduğunu bul. İstersen şöyle yapabilirsin. 2 HDG F bölü S ya. İşte burada F cinsinden yazabilirsin HTG'yi. Yazalım mı? Yalnız bırakıyoruz. HTG'yi yalnız bıraktığımızda 2'yi buraya attığımızda F bölü 2S olmuş oldu. Sonra getirip burada yerine koyarsam şöyle yapıyorum ise G bölü S kadarlık basınç artı 1HTG F bölü 2S eşittir. Bunu da yazdım. Eşittir 3F bölü 2S oldu. İşte burada aynılarını aynı yere koyuyorum. O zaman G bölü S aynen getirdik. Bunu da bu tarafa attığımızda 3 F bölü 2 çıkaracağız. F bölü 2 S çıkaracağız. 3 F bölü 2 sten şöyle yaptık. F bölü 2 S'i çıkardık. Paydalar eşit. O zaman yukarıdan 3 F'den F çıkarttığımda 2 F kalacak. Buradan da G bölü S eşittir. F bölü 2 S. Tamamdır. Bak Şimdi S'ler birbirini zaten götürecek. S'ler gitti. O zaman G yalnız bıraktığımızda ki zaten burada kendisi tek başına görüyoruz. O zaman G ağırlığı eşittir. Şöyle alta geçelim. F bölü 2'dir. Bize soruda neyi soruyor? Tam tersi F'in kaç G olduğunu soruyor. O zaman 2'yi G'nin yanına atarsak şöyle yapalım. F eşittir 2G olur. Şimdi sorunun üzerinden tekrar geçelim. Aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşit demiştik. Eşit demiştik. O zaman burada diyeceğiz ki basınçlar birbirlerine eşit olduğuna göre şöyle bak ne yaptık? Hep böyle eski kadarlık basınç var dedik. Burada da 2 h G kadar basınç var dedik ve bu basınçlar birbirlerine eşitti. Sonra buraya geldim. Burada G bölü S kadarlık basınç vardı. Bir de H yüksekliğinden kaynaklanan sığ basıncı var. Yani HDG'yi de ilave ettik. Bak artı htg yaz. eşittir. Sonra buraya geldik 3f bölü 2s kadarlık bir basınç olmuş oldu. Sonra eşitlikleri kurduktan sonra burada dedik ki bir htg'yi yalnız bırakalım şuraya koyalım. Yani htg f cinsinden ne olur? f bölü 2s oldu. Sonra getiriyorum şu eşitlikte g bölü s artı f bölü 2 yazdık. Sağ tarafta 3 f bölü 2 s'ti. Sonra f bölü 2 bu tarafa attık çıkarttık. Sonra da g ile f arasındaki ilişkiyi basit bir şekilde görmüş olduk farkındaysanız. Güzel. Şimdi birbirine karışmayan sıvıların basıncını bir örnekle açıklayalım diyoruz burada. Şimdi sıvılar üzerindeki basınca aynen iletiyorlar diye işte o prensiple bir takım şeyler söyleyeceğiz. Önce K noktasına bakalım sonra L sonra M sonra ne? HDG cinsinden istiyorum burada. Şimdi K noktasına baktığımda yalnızca X sıvısı var başka hiçbir sıvı yok. O zaman K'daki basıncı bulmak için bu noktanın yüzeye olan şöyle derinliğine bakıyorum. Bu noktanın derinliğine bakıyorum. Şu demek oluyor ki bu uzunluklar birbirine eşit. O zaman buranın tamamı iki H olduğuna göre şu uzunluk tek başına H'dir diyebiliriz. K noktasındaki basıncı artık yazabiliriz. K noktasındaki basınç D, D üst deli sıvıdan kaynaklandığı için H çarpı D çarpı G'dir. Şeklinde bitirebiliriz bunu. L'ye geldik. L noktasındaki basıncı söyleyelim önce. Şimdi L noktasındaki basıncı bulacaksam da L'nin üzerinde kalan bak sıvıya 2H olmuş oldu. Yani D üst birisi sıvıdan 2H şöyle şunu H kadar alalım. Toplamda 2H olmuş oldu. O zaman yerine koyduğumuzda L'deki basınç 2H çarpı D çarpı G'dir diyoruz. K'daki basıncın ilk katıdır şeklinde bunu bitirmiş olduk. Şimdi geldik M'ye. M noktasındaki basıncı bulurken de isterseniz şuraya gidelim. M noktasının üzerindeki basınç aynı zamanda X'in yaptığı basıncı Y sıvısı her noktaya ayna iletir. Yani bu basınç burada aynen M noktasına iletecektir diyorsunuz. Peki bu basınç ne? Şuradaki basınca baktığım için buranın derinliği zaten görüyorsunuz 2H kadar. O zaman 2H yüksekliğinde D üstleri sıvının basıncından bahsediyoruz. O halde buraya 2HDG kadarlık basınç her noktaya aynı iletilir diyoruz. O zaman M noktasındaki basıncı bulurken aynı zamanda önce 2HDG'yi aldık. 2HDG artı artı bir de kendi kendi içinde bulunduğu sıvıdan kaynaklanan bir basınç var. Bu ne? 4D österi sıvı. O zaman 4D österi sıvının yüksekliğine baktığımda burada ne oldu? H bölü 2 kadar oldu farkındaysanız. Yerine yazdığımızda H bölü 2 çarpı 4D österi sıvı çarpı G kadar. 4 ile 2 sağa değiştiğinde buradan 2 gelecek. Şöyle götürdük götürdük 2 geldi. Bu durumda da M noktasındaki basınç 4HTG'dir şeklinde bitirebiliriz bunu da. Bak ne yaptık ne dedik sıvı üzerine etkileyen basıncı aynen iletir dedik. Yani bu prensibi dikkate aldık. Daha doğrusu Pascal prensibini dikkate aldık. Sonra N noktasındaki basıncı yapıyoruz. N noktasında da bakalım N noktası en altta kalan bir nokta olduğu için burada da bir H bölü 2 var. Yani şöyle diyebilirim aslında H yüksekliğinde 4D var. Aynı zamanda dedik ki x noktasında şöyle x sıvısının şöyle buradaki buradaki alt tabana yaptığı basınç her yere iletileceğinden o zaman bu basıncı ilave ediyoruz. Önce onu yapıyoruz. 2 h kadarlık basınç iletildi. Bunu aldık. Hani unutmamak için önce bunu yapalım. Yoksa daha sonra unutulabiliyor. Artı artı bulunduğu sıvıdan içinde bulunduğu sıvıdan kaynaklı basınç. Bu da 4 d üstü olduğu için şöyle yapalım. H çarpı 4 d g'dir diyebilirim. 4 HDG buradan gelmiş oldu. 2 HDG 4'ü başa attık. 2 HDG de buradan geldi. 6 HDG'ye kadarlık N noktasında basınç vardır diyebiliriz. Bu klasik bir soru tarzıdır. Çok karşınıza çıkar. Hatta yazılı sınavında bile öğretmeniniz bu soruyu sorabilir. Şunu da sorabilirdi. Mesela şöyle de diyebilir. Böyle sorular genelde şu şekilde de çıkar. Hemen yapıyorum. Şimdi iki tane kap verelim. Şöyle verdik. Buradaki sıvının yüksekliği bu sefer H olsun. Burası 2H olsun. Çizdim. Sonra burada bir sıvımız var. X sıvısı var. Burada da Y sıvısı var. Buraya K noktası diyelim. Buraya da L noktası diyelim. Sonra da şunu soruyor, söylüyor sana. Şu bilgiyi veriyor. Diyor ki K noktasındaki basıncın L noktasındaki basıncı oranı sallıyorum tamamıyla 1 bölü 7. O zaman X ile Y'nin öz kütlelerinin sıvılarının oranını bu şeklinde yaptık. O zaman K'daki basınç yalnızca X'den kaynaklandığı için ve H yüksekliğinde olduğu için yazalım. PK eşittir H çarpı DX çarpı G yazdım. Sonra L noktasına geldim. Şunu unutma dedik. Şimdi buradan X'in yaptığı basınç aynen her noktaya iletilir. Çünkü sıvı basıncı her noktaya aynen iletiyordu. O zaman L'ye aldığımızda unutmamak için H çarpı DX çarpı G'yi aldık. Artı bir de kendi içinde bulunduğu sıvıdan kaynaklanan basınç var ki bu da 2H. Yazdığımızda 2H çarpı DY çarpı G olmuş oldu. Şimdi bunların oranı demiş ki soruda 1 bölü 7 demiş. Şimdi biz burada birine D dersek işimiz kolay olacak. Daha rahat yapacağız. X'in üstesine D dersek o zaman burada bir D geldiğinde HDG. Yukarısı da HDG. Alt tarafın ne olması lazım? 7 HDG olması lazım ki hani benim yazdığıma göre burası HDG gelecek. Alt tarafta 7 HDG gelecek ki oran 1 bölü 7 olsun. Burası HDG. Burası da HDG. O zaman benim 6'ya ihtiyacım var. 6 HDG olabilmesi için şuradaki 2'yi unutmayacaksın. O zaman bunu bunun 3D diyorum. Bak bu durumda 6HDG olmuş oldu. Yani DX bölü D'ye yazalım hemen. DX'in X'in öz ne D dersem dedim zaten. Y'nin öz 3D gelmiş oldu. İşte bunları oranladığımızda cevap 1 bölü 3. Sınavda yazıldı. Kesinlikle hani kesinlikle demeyeyim de yani %90 %95 böyle bir soru karşınıza gelebilir. Soru üzerinden anlatım. Karşımızda bir U borusu var. Şimdi U borusu deyince aklımıza şu gelecek. Aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşit olacak. Şimdi aynı sıvı aynı seviye. Dikkat edersen alttaki sıvının altta kaldığı için bu arada öz daha büyüktür. Bir kere bunu da söyleyelim. Şurada hatırlatalım. Önceki bilgilerden şu. Burada bir X sıvısı, burada da bir Y sıvısı varsa bu öz kütleden hatırlayalım. Ta 9. sınıftaki öz kütleden. Şimdi altta kalan sıvının öz kütlesi her zaman daha büyüktü. Hani yağ-su ilişkisi. Suyun öz kütlesi hemen hemen 1. Hani sıcaklık için söylüyorum. Yağın öz kütlesi de hemen hemen 0.8. O zaman su altta, yağ da üstte kalıyordu. Burada altta kalan X olduğuna göre X'in öz kütlesinin Y'nin öz kütlesinden daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada da altta kalan şu sıvı. Gördüğün gibi yani Y sıvısı. Burada da X sıvısı üste kalmış. Direkt şu öncelikle söylemen lazım. Burada Y'nin öz kütlesi büyüktür. Burada X'in öz kütlesinden şöyle bu eşitliği kurabiliriz. Sonra aynı sıvı aynı seviyeye basacağı birbirine eşit olacaktı. Aynı sıvı aynı seviye için şurayı almak en mantıklısı. Şöyle yaptık. E mantıksız. O zaman buradaki basınçla buradaki basınç eşit olacak. Üstte kalan sıvının ne olduğu önemli değil. Bakın sadece sıvının aynı olması önemli. Aynı seviyedeki basınçlar eşit olmak zorunda. Buradaki basınç diyorum. Üstünde kalan sıvı x sıvısı. Bakıyorum 1, 2, 3, 4 yükseklikte. O halde şöyle yazabilirim. 4 h çarpı dx çarpı g kadarlık bir basınç var. Eşit olacak. Buradaki basıncı. Buradaki basıncı yazıyorum. Burada da 2H yüksekliğinde 1, 2. 2H yüksekliğinde D'ye y, dy ye Y sıvısı var. Çarpı G diyorum. Burada G'leri, H'ları vesaire götürdüğümüzde bak G'ler falan gitti. H'lar da gitti. 4 ile 2 arasında 2 oldu. Yani şununla şunun, da şunun da arasında da 2'yi kurduğumuzda 2DX eşittir. DY şeklinde bir oran çıktı karşımıza. Şimdi kime demişti? Kime demişti? X'in öztesi D'ye kadardı. Getirelim koyalım. 2 çarpı D eşittir DY. DY. Y'nin östesini bulmuş olduk. Hemen yazalım yerine. 2D'dir. Sonra X'de L sıvısının Bakın X de pardon şöyle K ve L noktalarının basınçlarını soruyor. Şimdi K noktasının basıncına baktığımda K buradan ne kadar yüksekte? 1, 2, 3 yükseklikte. Burası 1H, burası 1H ve burası 1H. O zaman K'daki basıncı hemen yazdığımda 3H yüksekliğinde kim var? DX üstelisi var. 3H çarpı DX çarpı G olmuş oldu. Burada DX neydi? Bak D demişti. Normalde X sıvısının öz kütlesi 2D'ymiş. Şunu D yapalım. Bir soruda D yaptık ya. Daha kolay olsun. O zaman 3H çarpı D çarpı G dediğimizde yerine koyduğumuzda 3H D'ye kadarlık bir şey çıkar karşımıza. Sonra geldik L'ye. L noktasının basıncı da PL diyelim. Ne kadar? H yüksekliği bak şurada L noktası bir H yüksekliği var burada. O zaman yazıyorum H çarpı Y'nin öz kütlesi çarpı G olmuş oldu. O zaman Y'nin öz 2D bulmuştuk. Burada da H çarpı 2D çarpı G'dir. Yani 2HD'ye gelir. 2 hdg G. Şimdi Bazen şunu yapabiliyorum. Yani bazen olabiliyor bu. Şimdi X sıvısının üstesi D olduğuna göre diye söyledim ben farkındaysanız az, ev, az evvel. Yani 2'yi görmedim. Kusura bakmayın. O zaman bunu D gibi düşünüp ondan sonra soruya devam ettim. Şimdi burayı karalamaktansa bunu D yapmak bizim için daha kolay oldu. Şimdi M ile K noktasındaki basınçları karşılaştıralım. Şimdi M noktasındaki basınç yani şuradan bahsediyor. Şimdi M noktasındaki basıncı bulurken şuradaki de M noktasının basıncına eşittir diyebilirsin. Yani aynısı aynı seviye. İster buradan bak İster buradan bak. Buradan baktığında hem bunu hem bunu almak zorundasın. Ama buradan baktığında ise yalnızca bunu alacaksın. İkisi de kolay. Şimdi bu neydi? B şıkkıydı. B şıkkını da aldık. Geldik C şıkkına. Şimdi M noktasındaki basıncı buradan bakıyorum. Bak burası da M ile aynıdır diyorum. M'yi buraya taşıyabilirim. Aynısı aynı sıvı aynı seviye çünkü. O zaman bakıyorum. 1, 2, 3, 4H yüksekliğinde Y üstleri sıvı olduğu için 4H çarpı DY çarpı G olmuş oldu. Y'nin üstesinde 2D yazmıştık. 4H çarpı 2D çarpı G'dir dediğimizde bu da 8HDG'dir diye bir sonuca ulaşmış olduk. Neyi sordu bana? M ve K'daki basınçların oranı sordu. M'nin K'ya oranı basınç olarak M'nin K'ya oranı M 8HDG'ydi 8HDG. Sonra K ise bakalım K neredeydi? Şurayı bulalım 3HDG. Bunu da yazıyorum yerine. Buradan da 8 bölü 3 karşımıza çıkar. Sırasıyla yaptığımız şeyleri tekrar üzerinden geçiyorum. Aynı sıvıda aynı seviyede basınçla eşit deyip bu seviye alıyorum. Buradaki basınçla buradaki basınç eşittir diyorum. Şimdi x sıvısının ötesi d olduğuna göre diyorum. Sonra buradan eşitliği kurduğumda şuradaki seviyede 2 4 h yüksekliğinde dx. Burada ise 2 h yüksekliğinde DE var. Eşitliği kurduğumda DE, dx'in ilk katı. dx'e de d dediğime göre o zaman yerine koyduğumda sırasıyla tık 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 soruların da cevapları tek tek karşımıza geliyor. Hemen açık hava basıncı. Şimdi açık hava basıncı zaten bunu çok çok duyuyoruz. Mesela Yukarılara çıkıldığında ne oluyor? Mesela hani dağcılardan bahsediyorum. Yukarıya çıktıklarında basıncın azalmasından dolayı hani yukarıya çıktığımızda basınç azalıyor ya hani burun kanamaları vesaire durumları söz konusu. Tam tersi aşağılara indiğimizde ise basıncın artmasından dolayı gene sıkıntılar söz konusu. Şimdi Nedir bu basıncın artması ve azalmasına neden olan şeyler? Şudur. Havanın aslında bir nevi ağırlığı yani üzerimize kalan ağırlığı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi yukarılara çıktığımızda üstümüze kalan havanın ağırlığı azalacak ya. O yüzden havanın yaptığı basınç azalır. Aşağılara indikçe ise hava üzerimize kalan havanın ağırlığı arttığı için daha çok hava kaldığı için o zaman aşağılara indikçe basınç artar diyebilirim. Bir de şöyle bir yorum da yapabilirim. Hani yer çekimini düşünüp dünya yani yere yakınlaştıkça yere yakınlaştıkça ya yer çekimi daha fazla olduğu için oradaki hava molekülü daha fazla. Daha çok molekül, daha çok tanecik var. O yüzden aşağılara indikçe basınç artar. Yukarılara çıktıkça tanecik azaldığı için molekül sayısı, hava molekül sayısı azaldığı için o zaman yukarılara çıktıkça basınç azalır gibi şeyler söyleyebiliriz. Şimdi açık hava basıncı neyle ölçülür? Açık hava basıncı barometre ile ölçülür. Şimdi bu da yorum pardon böyle boşluk doldurma doğru yanlış sorularında karşınıza gelebilir. Hatta üniversite yolunda işte birinci basamakta TET'de karşınıza gelebilecek bir şey bu. Şimdi ilk başta hava basıncı, açık hava basıncı ile alakalı kimler ne söylemiş? Magdeburg yarım küreleri var. Şimdi bunu daha evvel duydunuz mu? Hemen şöyle bir izah edeyim. İki tane yarım küre. iki tane yarım küreyi böyle birleştiriyoruz. Şu şekilde. Bakın yarım küreyi birleştirdik. Şimdi bu yarım küreleri birleştirdikten sonra içerisindeki havayı vakumluyoruz. İçerisinde hiç hava yok. Sonra bunlar birleştiği birbirlerine. İki taraftan hani Magdeburg küreleri bu şekilde iki taraftan şuradan ve şuradan birer tane atın çekmesi sağlanıyor bu küreleri. O zaman bu atlar da yarım küreleri çektiğinde bu yarım küreleri birbirlerinden ayıramıyorlar. Yani çok güçlü olmalarına rağmen ayıramıyorlar. Buradan da yola çıkarak Magdeburg yarım küre deneyinde şöyle bir sonuca varılıyor. Demek ki içeride hava yok ya dışarıdaki açık hava basıncı onların onları birbirlerine yapıştıran kuvvet olmuş oldu. Sonra mesela bir e, teneke gibi bir şey yani mesela içeceklerimiz var ya böyle teneke dışı teneke olanlar. Şimdi onu içtik ondan sonra içerisindeki havayı işte vakumladığımızda bir şeye çektiğimizde teneke böyle büzüşür katlanır bir şey olur. Neden? Çünkü içerideki hava basıncını aldığımızda dışarıdaki hava basıncı onun bu şekilde işte bükülmesine sebep olacaktır. Yani açık hava basıncı aslında ciddi bir kuvvete sebep olur ki ilk başta videomuzda şunu söylemiştik basınç kuvveti. Yani basınç varsa o basınçtan kaynaklanan bir de kuvvet vardır. O kuvvette işte bir şeylerin şekil değiştirmesine hatta hareket etmesine bile sebep olacak. Birazdan bahsedeceğim onlardan. Sonra bir de Torricelli. Bir de Torricelli deney yapıyor bununla ilgili. Yani bunlar bu arada aynı dönemde yapıyorlar bu deneyleri. Çünkü fiziksel ya da bilimle alakalı yapılan çalışmalar hep böyledir. Yani bir dönem varsa bir sorun ya da açıklanması gereken bir şey varsa o dönem bütün bilim adamları ya da fizikçiler aynı şeyle uğraşırlar. Yani 1600 1600'lü yıllarda bunlar söylenmiş. Şimdi Torricelli deneyinde biraz daha detay var Torricelli deneyinde. Şöyle, şimdi burada bir kabımız var. Burada da bir kılcal, daha doğrusu bir borumuz var. Ee, bu boru da yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir boru. Kalınlığı çok önemli değil. Birazdan bunları da söyleyeceğiz. Şimdi bu boru e, Ucundan tutarak şöyle düşün, boruyu ucundan tutuyor, içeri hava girmesi engelleniyor. Bu boru içine daldırılıyor. Şimdi bu boru içine daldırıldığında, burada kendiliğinden bu şekilde sıvı yükselmesi oluyor. Yani haş kadar civa yükseliyor. Şimdi burada haş kadar civa yükseldiğinde şöyle bir şey olacak. Bak diyeceğiz ki. Buradaki basınç. Buradaki basınç. Ne vardı? Açık hava basıncı. Açık hava basıncını bu arada şöyle yazalım. P0 ile göstereceğiz. Hani P0. O zaman burada açık havadan kaynaklanan yani havadan kaynaklanan P0 basıncı var. Aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşitti. O zaman civa yani sıvı bütünlüğü de var bu arada. O zaman burada da civa var. Burada da civa var. O zaman burada da P0 basıncı olmak zorunda. Ama üzerinde hava yok. Bak bir aynı zamanda boşluk var. Ama üzerinde ne var? H kadar H yüksekliğinde bir civa var. İşte bu civanın basıncı da yani şöyle buradaki basınç da H çarpı D çarpı G kadarlık. İşte aynısı bu aynı seviye. Buradan yola çıkarak bu eşitliği kuruyor Torricelli. Diyor ki HDG ya da P0 eşittir H çarpı D civa. Civa olduğu için civanın özkülesi çarpı G. Civanın özkülesi de 13,6 hemen hemen. Sonra buradaki yükselmenin de haşında yaklaşık 76 santimetre olduğunu görüyor. 76 santimetre. Sonra burada şuna da şöyle diyor. 76 santim yükseldiğine göre P0 açık hava basıncı 76 santim haşke yazıyor. Ne haşke? Burada bak civanın özdesiyle yer çekiminin çarpımı aslında. Bakın cıva ile şöyle öz kütleyle ile yer çekiminin çarpımı. Hatta biraz daha şöyle yaparsak 760 milimetre HG'de bazen görebilirsiniz. Bu nedir biliyor musunuz aynı zamanda? Bu deniz bu arada deney deniz seviyesinde yapılıyor ve 0 santigrat derece şöyle ve deniz seviyesinde yapılan bir deniz seviyesinde yapılan basınçtan bahsediyoruz. Deniz seviyesinde yapılan deneyden bahsediyoruz. Deniz seviyesinde açık hava basıncı 0 santigrat derecede 760 santimlik bir yükselmeye sebep oluyor. O yüzden bu deniz seviyesinde yapıldığı için sanki üzerinde bir hani atmosferin tamamı varmış gibi düşündüğümüzde o zaman bu 1 atm'lik basınçta demek aynı zamanda. Şimdi kullanılan sıvının şimdi H yüksekliği neye bağlı? Şimdi civanın üstesine ne dedik ki 13,6. 13,6 gram bölü santimetre küp. Fakat suyun öz kütlesi nedir? 1. O zaman biz burada suyu kullanırsak dikkat ederseniz burada hani onun 13,6 kadı kadar yükselmesine sebep olacak. Yani bu da yaklaşık e, bin 1000 küsur santimetre. Yani çok 10 metre kadar yükselme gibi düşünün ki orada öyle bir işte boruyu tutmak ya da öyle bir boruya hakim olmak mümkün olmadığı için öz büyük olan sıvıyı kullanmak daha mantıklı. O zaman kullanılan sıvının öz kütlesine bağlıdır diyoruz. Ki zaten özünde sıvı basıncı HDG idi. Kullanılan sıvının öz kütlesine bağlı. Sonra Sonra rakıma. Rakım da şu demek. Zaten bunu e, hava terimlerinde şurada meteoroloji terimlerinde duyuyorsunuz. Rakım deniz seviyesine olan yükseklik demek. E, deniz seviyesinden olan yükseklik zaten açık hava basıncını değiştirmiyor mu? Yani yukarılara çıktıkça açık hava basıncı azalır dedik. O zaman yukarılara çıktıkça açık hava basıncı azaldığı için haş yüksekliği de azalacak. Tam tersi aşağılara indikçe açık hava basıncı artacağı için o zaman haş yüksekliği artar şeklinde bir şey söyleyebiliriz. O zaman rakıma bağlıdır diyelim. Şöyle. Sonra geldik kime? Havanın normalde burada havanın sıcaklığına bağlı sıcaklığına. Neden sıcaklığına bağlı? Çünkü sıcak hava demek oradaki moleküllerin taneciklerin daha fazla titreşiyor olması demek. O zaman daha fazla titreşiyorsa mesela şöyle düşün. Ben buradayım ve benim üzerimde kalan şey hava molekülleri bunlar. Şimdi tanecikler, moleküller daha sıcaksa o zaman titreşimleri daha fazla olduğu için üzerinde kalan taneciklerin bir miktarı sağa kayabilir. Yani benden uzaklaşabilirler. Üzerimde kalmayabilirler. O zaman üzerinde kalmadıkları için üzerinde kalan havanın ağırlığı art havanın ağırlığı azaldığı için sıcaklığa bağlı ve sıcaklıkla ters orantılı. Havanın sıcaklığına bağlıysa şöyle bir şey diyebilirim. Burada yazalım. Sıcaklık artarsa sıcaklık artarsa P0'da şöyle yapalım mı? P0 a kullanılır şeklinde bunu da şuna Şuna ithafen bunu da söylemiş olduk. Şimdi kullanılan kılcal borunun kalınlığına ya da yatırılıp yatırılmamasına bağlı değildir. Şimdi arkada bunu hemen birazcık söyleyelim. Bağlı değildir. Değildir. Bu önemli. Ne demek istiyoruz burada? Şöyle diyoruz. Mesela bir tane hemen şöyle bir kabımızı çizelim. Şimdi buraya boruları koyalım. Şimdi şöyle bir tane boru ince olsun. Bakın bir tane boru ince. Şöyle koyduk. Bir tane boru daha kalın olsun. Bunu da koyduk. Şöyle bak kalın bir boru koyduk. Bir tane boru da şöyle hafiften yatıralım. Şimdi bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz ne? H, D, G. Yani yüzeye olan dik uzaklık. O zaman burada civa bu kadar yükselecekse bak H kadar yükselmiş oldu. O zaman civanın burada da bu kadar yükselmesi lazım. Çünkü H, D, -G dedik sıvı basıncı için. O zaman burada civanın da burada bu kadar yükselmesi lazım. Ne dedik? HDG yani kabın hatırlarsanız hatta sıvı basıncı kabın şekline hiçbir şekilde bağlı değildi. HDG'ye ihtiyaç duyduğumuz için burada işte boruların ne şekilde olduğunu hiçbir önemi yok. Hepsinde sıvı yükselmesi aynı miktarda olacak. Sonuncusunu da bu şekilde açıklamış olduk. Şimdi açık hava basıncını Torricelli deneyinde kullanılan hani civa işte kılcal hani civa boru işte ne bir kap şeklinde bunu bu düzenek biraz zor bir düzenek olduğu için hani çok kullanışlı olmadığı için bir yerlere taşımak zor olacağı için burada bir anoroid barometre geliştiriliyor. Nedir anoroid barometre? Şu şekilde bir şekli var bunun. Şurada bir vakum odası var. Şöyle burada bir boşluk var. Vakum odası var. Şimdi bu vakum odasında normalde havanı, hava basıncının artması demek basınç kuvvetine sebep oluyor. Diyecek basınç. O kuvvetin artması demek onu büzüştürmesi demek. Yani böyle olan bir vakum odası basınç arttığında biraz küçülür. Küçüldü. O zaman bu küçülmeyi de şöyle manivele vasıtasıyla yukarıda bir pin var. O pin vasıtasıyla gösterge sola doğru ya da sağa doğru hareket edecek. Basınç artarsa o zaman basının arttığını gösterecek bize bu. Şöyle olursa tam tersi. Açık hava basıncı azalırsa o zaman vakumun üzerindeki yani pardon şöyle odanın üzerindeki basınç azalırsa bu biraz daha böyle yukarı çıkacak. Yukarı çıktığı için de ona bağlı olarak ibre sola kayacak basıncın bize azaldığını söylemiş olacak. Bu sayede de hani rahatlıkla basıncı ölçebiliriz diyoruz. Şimdi altimetre. Altimetre de hava basıncı yardımıyla deniz seviyesinden olan yüksekliği ölçer. Yüksekliği. Yani mesela normalde işte uçaklarda işte helikopterlerde şunlarda bunlarda yukarılarda olan şeylerde kullanılır bu. Ne yapar? Oradaki basınca bakarak basınç farkından yola çıkarak burada deniz seviyesinden ne kadar yüksekli olduğunu söyler. Bize bu bunlar önemli cihazlar ve karşımıza çıkabilecek. Soru olarak da çıkabilir. Hem de genel kültür. Bunları bilmemize fayda var. Batimetre. Hani batmaktan aklınıza gelsin bu da. E, denizin ya da şöyle söyleyeyim daha çok göllerde ve nehirlerde kullanılır bu. Oranın derinliği ile alakalı. Yani gene basınç değişmişinden faydalanıp nehir ve göllerdeki su derinliğini ölçer. Şöyle yazıyoruz. Bu da bizim için gene normal hayatta, gündelik hayatta çok fazla kullanılan cihazlar olmuş oldu. Basınç, basınç ve basınç. Bakın basınç farkıyla çok fazla şey sağlayabiliyoruz. Çok fazla şey yapabiliyoruz. Manometre. Manometre nedir? Barometre açık hava basıncını ölçmüştü. Manometre ise kapalı kaptaki gazın basıncını ölçer. Kapalı kaptaki yani dışarıya gaz çıkması ya da dışarıdan gaz gelmesi mümkün olmayan durumlar. Mesela şöyle kapattık burayı. Buradaki burada bir gaz var. Buradaki gazın basıncını ölçmek istiyorsak bunu manometre ile yapıyoruz ki bakın buraya bir tane gaz koyduk. Burayı kapattık. Buradan gaz kaçmasını ya da buraya gaz gelmesini engelliyoruz. Ne dedim ben? Aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşitti. O zaman bak aynı sıvı Aynı seviyeye Burası. O zaman buradaki basınçla buradaki basınç birbirlerine eşit olmak zorunda. Bu arada kapalı bir kapta gaz her noktaya aynı basıncı uygular. Bunu birazdan söyleyeceğiz. Buradaki basınçla buradaki basınç, buradaki basınç ve buradaki basınç eşittir. Hepsi P kadar. Sa. Hepsi P. Çünkü kapalı kap yani gazın basıncı demek zaten gaz moleküllerinin çeperlere vurma sayısı gibi düşünebilirsiniz ya da vurması gibi düşünebilirsiniz çarpması gibi düşünebilirsiniz. Buradaki basınç ne oldu bu durumda? Sadece ve sadece gaz basıncı var. Başka hiçbir basınç yok burada. Gaz basıncı var. Buradaysa bak boşluk olduğuna göre üzerinde bir gaz da olabilirdi bunun. Sorularda bazen gaz olabilme durumları var. Buradaysa boşluk olduğu için sadece h yüksekliğinde sıvımız var. O zaman buradaki basıncı şöyle yapalım. Şöyle H çarpı D çarpı G kadarlık basınç var. İşte burada aralarında yani gaz basıncı eşittir HDG denilerek o zaman sıvının ötesini biliyorsak H'ı da biliyorsak G'yi de biliyorsak gazın basıncı ile ilgili kapalı kaptaki gazın basıncı ile ilgili yorum yapabiliriz. İşte manometre bize bunu sağlamış oluyor. Kılcallık gene 9. sınıftaki bilgilerimizden aklımıza gelsin. Kılcallık neydi? Şöyle burada bir su olsun. Buraya bir tane havlu kağıt ya da buraya bir tane peçete attığımızda bu peçete suyu çekiyordu. Yani suyun aslında katının kendi içerisinde kendi içinde hareket etmesiydi. Kendiliğinden. Şimdi kendiliğinden hareket edip yani bir hani dışarıdan herhangi bir etki olmadan aynı zamanda biz buna şey de diyorduk. E, yapışma. Yani farklı moleküller arasında birbirini çekme gibi. Kendiliğinden hareketi. Burada ne oluyor? Niye böyle bir şey söylüyoruz burada? Şimdi... HDG yani sığ basıncıyla Kılcallık birbirinden farklı şeyler. Mesela normalde dedik ya az evvel Torçelli bir deney yaptı. İşte basınç farkından dolayı sıvı yükseldi. Şimdi burada basınç farkı diye bir şey yok. Kapalı. Bak açık. Pardon. Burası da açık. Yani burada da p 0 var. Burada da p 0 var. O zaman basınç farkından bu durum olmayıp neden oluyor? Burada kılcallıktan oluyor. Yani buradaki e, borunun molekülleri sıvının moleküllerini çektiği için sıvı kendiliğinden yukarı yükseliyor. İşte biz buna kılcallık yani adezyon kuvvetlerinin etkisi diyoruz. Adezyon kuvvetlerinin etkisi yüzünden kendinden yukarı çıktı. İşte burada hani şöyle bir soru karşınıza gelebilir. Bu durumla işte bu durumla diğer durum arasındaki fark nedir? Ya da işte buradaki durum işte Torricelli ile ilgili midir? Hayır. Basınç farkı ile ilgili midir? Hayır. Sadece adezyon kuvvetlerinden kaynaklanan kendiliğinden sıvı moleküllerinin işte boru molekülleri tarafından çekilmesinden kaynaklanır diyoruz. Kendiliğinden hareket. Kılcalık da budur. Sonra basınçta basıncın hal değişimine etkisi. Yani basınç hal değişimine de etki ediyor. Nasıl etki ediyor? Şimdi normalde şöyle bir şeyimiz var. Şimdi bazen erime durumlarında yani bizim hani bildiğimiz buzdan bahsedelim. Şimdi buzu düşünün şöyle bir kar topu yapıyoruz. Kar topu yaptığımızda üzerine bastırdığımızda bastırdığımızda artık o su olmaya başlıyor. Şimdi normalde o kar topunu atıp buraya koyduğumda öyle bir şey söz konusu olmayacak. Ama benim bunu üzerinden bastırmam onun erimesine sebep oluyor. Neden? Şimdi bunların açıklamasını yapacağız. Şimdi normal bir katı olduğunu düşün. Normal bir katı olduğunda şöyle bir katı çiziyorum. Üzerinde de şöyle basınç var. Şöyle birkaç tane Basınç çizelim. P basıncı olsun. Şimdi basınç ne demek aslında bir nevi üzerine yapılan baskı. Şimdi normal katı erirken ne olur? Ne olur? Eriş erirken hacmi artar değil mi? Herhangi bir katını eridiğinde hacmi artar. Yani bu eridiğinde hemen hemen daha büyük olsun diye görün diye şöyle bunun sıvısı böyle olur. Şöyle yapalım. Sıvısı böyle oldu. Şimdi hacmi artmasına basınç da zaten bu duruma engel. Yani diyor ki ben hacminin büyümesine engel oluyorum. O zaman hacmin artmasına engel bu durumsa işte bunun erimesini zorlaştırır. Yani erime sıcaklığını arttırır. Misal veriyorum. Tamamen örnek veriyorum. Bu katı atıyorum 10 santigrat derecede eriyecekti bu katı. Fakat üzerindeki basınç P basıncı artarsa şöyle P basıncını arttırırsak o zaman erimesi zorlaşacak. Artık sallıyorum 12 santigrat derecede eriyecek. Neden? Üzerindeki basınç arttı. Şöyle yazalım daha rahat olsun. Basınç artarsa örneklendirme yapıyorum şu an erimeyi zorlaştırır. Ama gelelim buza. Buzda nasıl bir durum var? Şimdi buzda şöyle bir durum var. Şimdi buz normalde eridiğinde hacmi azalan bir katıdır gündelik hayattan şunu biliyoruz. Bakın eridiğinde şu kadar soğumuş olsun bu. Normal hayattan nereden biliyoruz? Mesela soğuk bölgelerde, soğuk bölgelerde kış dönemlerinde musluğu açık bırakırlar. Yani su akmaya devam etsin. Neden? Çünkü akmaya devam etmezse, boruların içerisinde kalırsa donduğunda, buz olduğunda hacim büyüyecek ya işte o boruların patlamasına sebep olur. Ya da işte bir şeye su doldurduk. Ağzına kadar doldurduk. Attık onu buzluğa koyduk. Sonra bir süre sonra donarken tüm donma bittiğinde bileceksiniz ki bilin ki o patlar. Yani patlamaya camsa zaten kırılmasına sebep olur. Çünkü buz normalde şey pardon su normalde donduğunda hacmi büyüyen bir yani aykırı bir durum. Aykırı bir sıvıdır diyoruz. O halde üzerine etkiyen basıncı düşünürsen buzun üzerine etkiyen basınç erimesini e, kolaylaştıracak. Çünkü bak şöyle yazıyorum erirken erirken hacmi artan değil hacmi azalan yani hacmi azalır diyeceğiz. O zaman bu durumda hani erimesini kolaylaştıracak. Daha kolay eriyecek. Bu da 0 santigrat derecede eriyen buz. Tamam Tamamıyla sağlıyorum. Artık daha kolay eriyeceği için daha kolay. Yani 3 santigrat derecede şöyle şöyle yapıyorum. Pardon daha kolay demiştim. Daha kolay eriyeceği için eksi 3 santigrat derecede erir. Burada şöyle yazıyorum. Basınç artarsa Yine onun için de yazalım. Basınç artarsa. Yani şöyle oldu. İşte hava hava 0 santigrat derece ya da eksi 1 santigrat ya da eksi 2 santigrat derece. Elimizde buz var. Tamam mı? Eksi 3 santigrat derece o kendinden erimiyor. Yaptığımız basınçla basıncı arttırdığımızda işte buzun erimesini kolaylaştırmış oluyoruz. Donma için tam tersi olacak. Yani zaten bunları söylemiştim ben. Bir sıvıyı düşün. Şöyle bir sığımız var. Bu sıvı donduğunda küçük bir şey olacak değil mi? Küçük bir katı olacak. Çünkü normal bir sıvı eridiğinde hacmi azalır. O zaman bunun üzerine ekleyen basıncı düşündüğümüzde P basıncı artarsa bu durum erime şey donmayı kolaylaştırır. Daha kolay erir. Yani şöyle yapıyorum. Daha kolay donar. Daha kolay donacağı için de mesela sallıyoruz. Az evvel yapmıştık biz bunu. Dedik ki 10 santigrat derecede donar ya az önce bak buradaki yoruma bak 10 santigrat derecede donuyordu. Daha kolay donması demek daha yüksek bir sıcaklıkta donması demek o zaman 12 santigrat derecede donar diyebilirsin basınç artarsa. Çünkü daha kolay şöyle donuyor artarsa. Şimdi basıncın artması bu işi kolaylaştırdı. Ama suya geldiğimizde ise şöyle su dediğimizde şimdi bu su donduğu zaman daha büyük bir şey olacak. Çünkü aykırı bir şey dedik. Aykırı bir şey olduğu için basıncın artması, buradaki P basıncın artması bu işi zorlaştıracak. Zorlaştıracak. Az önce az önceki gibi 0 santigrat derecede donan buz, pardon donan su 0 santigrat derecede sucak, şey, donacaktı. Fakat şu an daha kolay şey daha zor donacağı için sallıyorum tamamıyla. Eksi 3 santigrat derece. Yani biraz daha düşürmem lazım. Bunu dondurabilmem için biraz daha düşürmem lazım diyorum zorlaştırıyor. Şimdi buzda su aykırı bir şeyler olduğu için şimdi buzda ve suda diğerlerine göre diğerlerine göre basınç durumu değiştirdi burada. Şimdi geldik kaynamaya. Şimdi kaynamada ne olur kaynamada? Kaynamada şu olur. Sıvı kaynadığında ya da sıvı buharlaştığında şuradaki buhar şöyle dışarıdan da P0 basıncı. Açık hava basıncı var. O zaman şuradaki yukarıya doğru olan buhar basıncı Şöyle yapalım. Buhar basıncı aşağı doğru olan P0 basıncına eşitlendiğinde burada kaynama gerçekleşir diyoruz. Kaynama gerçekleşir. O zaman P0 basıncı yani basınç artarsa kaynama zorlaşır diyebilir miyim? Dedik. O zaman bu durumda buhar basıncını da arttırmamız lazım. Buhar basıncının artması için de kaynama sıcaklığını artması gerekiyor. Şöyle yazıyorum. Basınç artarsa kaynama sıcaklığı artar. Yani daha zor, daha zor kaynar deriz ki Düdüklü tencere mantığı da budur. Düdüklü tencere içeriye hapsediyor buharı. İçeriye hapsettiği için de içerideki P0'ı daha doğrusu arttırıyor. P0 arttırdığı için de kaynama sıcaklığı yükselmiş oluyor diyoruz. Mesela yukarılara çıkalım. Hani böyle yukarılara çıktıkça açık hava basıncı azalıyor dedik ya. Yukarılara çıktığımızda basınç azaldığı için de kaynama sıcaklığı azalır. Yani bir şeyleri pişirmek orada daha zordur diyebilirim. Bakın kaynama sıcaklığı azaldı. Daha zor hani pişirme söz konusu olur şeklinde bunu bitirmiş olalım. Şimdi akışkanların basıncı yani Bernoulli ilkesi, Bernoulli. Şimdi ne demek bu Bernoulli ilkesi? Neler söylüyor bize? Şunları söylüyor. Buradan şöyle akışkan gelsin. Buradan akışkan giriyor bu tarafa doğru. Ve birim zamanda geçen molekül sayısı olarak düşünelim. Mesela buradan ne kadar ne kadar molekül geliyorsa gönderiyoruz. Hep geliyor. O zaman buradan da aynı molekülün gitmesi lazım. O zaman sallıyorum. Saniyede buradan iki tane molekül gidiyorsa gelenin gidebilmesi için o zaman buradan saniyede salladığım tahminle üç tane gitmesi lazım. Yani daha hızlı gitmesi lazım. O zaman buradaki hızı V1 dersem buradaki hızı da V2 dersem burada daha yavaş burada daha hızlı. Aralarındaki ilişkiyi kuruyorum. V1 V2'den daha küçük. Yani burada daha hızlı. Şimdi buraya geliyorum. Sonra diyorum ki basınç. Burada molekülleri düşünürsen burada bir tane molekül. Bak şöyle gidiyor. Takıla takıla yavaş yavaş gidiyor. Şöyle şöyle gidiyor. Ama buraya geldiğimde ise buradaki molekül birçok şöyle Burada tek tık gidiyor yavaş yavaş. Buradaki ise çok hızlı gittiği için şöyle şöyle gidiyor. Bak daha da böyle gitti. İsterseniz buradaki durumu biraz arttıralım. Takıla takıla gidiyor dedik. Yavaş yavaş gidiyor. O zaman yavaş yavaş gitmesi demek daha çok çeperlere çarpması demek. Daha çok çeperlere çarpma da basıncı arttıran durum demek. O zaman buradaki sığ basıncı buradaki sığ basıncından daha büyüktür. Yavaşsa basıncı daha fazladır diyorsunuz. O zaman buradaki basınca P1 dersek buradaki basınca da P2 dersek P1 basıncı P2 basıncından daha büyüktür. Burada sıvı yükselmesine sebep olacaktır ya basınç. O zaman buradaki sıvı bu kadar yükselirse buradaki sıvı daha az yükselir diyoruz. Çünkü sağ taraftaki basınç daha az. Şimdi boşlukları doldurabilirim halde. Kesit daraldıkça akışkanın hızı bakın hızı artar. Daha hızlı olur. Hızı artan akışkanın basıncı da tabi az evvel söylediğimiz gibi daha az yani daha seyrek molekül şeylere çarpacağı için çeperlere çarpacağı için şuradaki gibi o zaman basıncı azalır. Sonra cisim Herhangi bir cisim ya da herhangi bir akışkan her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder alçak basınca doğru hareket eder. Hatta şey durumları var ya şu an yapamayız ama hani böyle bir kağıt tutuyorsunuz. Daha evvel yapılan deneylerden bu. Hani ortaokul döneminde şöyle üstten üfleniyordu. Üf yapıldığında o zaman buradaki havanın hız kazanması sayesinde burada basınç az oluyor. Buradaki basınç azaldığı için de alttaki basıncın fazla olmasından dolayı buradaki hava yukarıya yükseliyordu. Öyle bir deneyiniz vardı. Şimdi Bernoulli ilkesinin uygulamaları mesela sprey. Gündelik hayattaki hani bildiğimiz fıs fıs olayı. Nedir bu? Şimdi buradan şöyle şuradaki bir düzenek sayesinde ya da bastırma durumu düşünebilirsiniz. Buradaki düzenek sayesinde şunu bu tarafa doğru ittirdiğimde buradaki hava hız kazanır. Yani havayı ittiriyoruz. Havayı ittirdiğimizde o zaman buradaki basınç azalıyor. Şöyle basınç azalır. Yani hız kazanıyor ya. Basınç azaldı. O zaman buradaki basınç azalırsa, buradaki basınç daha fazla olacağı için yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket olur. Yani burada sıvı bu şekilde püskürür diyoruz. Çünkü burası yüksek, burası alçak. Artık, art, artık alçak basınç. Alçak basınç olduğu için bir püskürtme durumu var. Şimdi buraya geldim. Bak bu da karbüratör. Normal arabalardaki işte yakıt alma sistemi şöyle oluyor. Buradaki hava üfleniyor. Yani buradan geçen hava şöyle olduğunda hız kazanıyordu. Hava hız kazandığında burada da basınç azalıyor. Şimdi basınç azaldığı için de içerideki yakıt yüksek basınçtan alçak basıncı doğru hareket ediyor. İşte burada işte silindirlere motorun silindirlerine hava ile beraber yakıt püskürtülüyor. O yakıtın yanması sayesinde işte motor güç sağlıyor. İşte yoluna devam ediyor araba. Sonra bir uçak kanadı var burada uçak kanadı. Şimdi uçak kanadı ve hız ile devam ettiğinde şuradaki hava Bak buradan buraya gelirken buradaki bir havayı düşün. Buraya geldi. Aynı hava alttansa buraya geldi. Nerede daha çok yol aldı? Tabii ki üstte daha çok yol aldı. O zaman üstte daha çok yol alması demek üstteki havanın daha hızlı olması demek. Buradaki hava hızlandığında buradaki üstteki basıncı düşündüğümde üstteki basınçta alttaki basıncı düşündüğümde alttaki basınç her zaman daha büyüktür. Çünkü üstteki hava daha hızlı. Alttaki basınç daha büyük olduğu için yüksek basınçtan alçak basınca doğru dedik ya az Alt basınç üst basınçtan daha büyük. İşte bu durum havalanmayı sağlar. Havalanmayı. Tam tersini istersen buradaki kavisi aşağı vereceksin. O zaman alttaki basınç, üstteki basınç e, alttaki basınç üsttekinden daha az olacağı için de üstten aşağı bir bastırma durumu söz konusu olacak. Yani derdinin ne olduğu önemli. Ne var başka uygulamalar? Mesela çok rüzgarlı havalarda çatıların uçması. Nedir bu çok? Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor rüzgar şöyle çatıyı şöyle düşün. Rüzgar buradan geldiğinde basıncı azaltıyor. Basınç azaldığı için aşağıdaki basıncın fazla olmasından dolayı çatıyı alıp götürüyor. Ya da İki tane işte bir büyük araba işte bir büyük şöyle düşün tır bu da küçük bir araba. Şimdi bunlar yan yana çok hızlı geçerlerse aradaki hava hız kazanıyor. Ya, aradaki havanız hız kazanması demek aradaki basıncın azalması demek. O zaman şuradaki basınç diğer taraftaki basınç daha fazla olduğu için bunları birbirine yaklaştırır. Bu durum kazaya sebebiyet verir ki bunu da deneylerde yapmış olabilirsiniz. İki tane balon aradan üflediniz o balonlar birbirine yaklaştı. Aradaki basıncı azalttığınız için. Dolu dolu bir soru var karşımızda. Kullanılan sıvının Normalde şimdi burada bir Bernoulli ilkesiyle alakalı bir durum var. Şimdi buradan bir akışkan gönderiyoruz. Akışkan gönderdiğimizde buradaki basınç, buradaki basınç ve buradaki basınca göre şurada altta bak ne oluyor? Sıvı kollarda yükselmesi var. Şimdi ikisini birleştirdik bu soruda. Yani sıvı basıncıyla işte Bernoulli ilkesini birleştirmiş olduk. Aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirine eşit. O zaman bu sıvıda şu seviyede basınçlar birbirine eşit olacak. Üstte sıvı var. O zaman diyorsun ki sol taraftaki yani şuraya ben P1 gazının basıncı P1 dersem şuraya P2 dersem bunları da yazalım isterseniz. Buraya da P3 diyelim. Bu halde şöyle oluyor. Buradaki basınçta buradaki basınç eşit ya. Burada sadece gaz var. Buradaysa gaz artı H yüksekliğinde sıvı var. Şöyle diyebilirsin o yüzden. P1 eşittir P3 artı HDG olmuş oldu. Sonra sağ taraftaki ikisine geliyorum. P2 ile P3 arasındaki ilişkiye bakacağım. Buradaki basınçla buradaki basınç eşit olacak. Aynı sıvı aynı seviye. O zaman P2'ye artı HDG ekliyorsun. HDG eşit olacak. Burada sadece gaz basıncı olduğu için ya da akışkanın basıncı olduğu için P3. O zaman buradan sırasıyla şunları söyleyebilirsin. P3 P2'den daha büyük. P1 de P3'ten daha büyük. Kuralım eşitliği şöyle yazalım. P1 P3'ten büyük, P3 de P2'den büyük. Basıncın büyük olması demek daha hızlı olması demek. O zaman buradan yola çıkarak daha büyük basınç demek hızın daha küçük olması demek. Yani yavaş yavaş gidiyor. O zaman P1 büyükse en küçük hız bunda olacak. Sonra P3, o zaman sonraki hız bu en büyük hızda yani burada olacak. Çünkü moleküller şöyle oluyor. Bak uzak aralıklarla şöyle şöyle çarpıyorlar. Bir de ise şöyle çok aralık daha küçük olacak şekilde çarpıyorlar. Burada ise ikisinin ortası olacak şekilde şöyle şöyle çarpıyor. O zaman çarpma sayısı direkt basınç gibi düşünebilirsin. Daha çok çarpması, daha çok basınç, daha az çarpması, daha az basınç gibi düşünürsen o zaman V3 dedik son olarak buraya geldiğimizde en hızlı V2. Çünkü en küçük basınç Dediğimiz gibi P2 olmuş oldu. Sırasıyla bakalım. Bu arada kesit alanın büyümesi demek hızının da dolayısıyla küçülmesi demek. O zaman A1 kesit alanı en büyük olacak. Sonra A3 kesit alanı, A2 kesit alanı da en küçük olacak ki orada aynı miktar en hızlı gidebilsin. Sırasıyla yazalım. A1 A3'ten büyük mü? Evet, doğru. Sonra P2 P3'ten büyük mü? Bakalım. Yanlış. Olamaz. Çünkü burada daha hızlı gitti. Şimdi kullanılan sıvının öz kütlesi küçültülürse yani D'yi azalt, azaltırsak 1-2 kolunda sıvı yüksekliği azalırken 3'lü artar. Bakalım öyle mi olur? Şimdi normalde biz D'yi azaltırsak bakın burada eşitliği kuralım. D'yi azaltırsak şu eşitliğin kurulabilmesi için P1 ve P3 aynı kalacak. O zaman haşın artması lazım. Gitti. Yani şöyle olmuş oldu. Buradaki yükseklik de artmak zorunda. Şunu da yapalım. Bunu da yapalım. Sonra ne yapıyoruz? Haşı bak D'yi azalttığımızda Buradaki haşın da artması lazım eşitliğin sağlanabilmesi için çünkü P1, P2, P3 basınçları sabit sabit özgüldeği azaltmak demek oradaki yükseklerin mesela buradaki yükseklik biraz yukarı çıkacak şunu da yapalım hemen. Biraz yükseklik burada yukarı çıkacak ki gene eşit işte kurulabilsin. Buradaki yükseklikte biraz yüksek farkı daha doğrusu yükseklik farkı artacak diyebiliriz. O yüzden 3 yanlış oldu. Cevap yalnız 1. Bu tam bir ne oldu biliyor musunuz? Tam bir böyle üniversite sınavında ikinci basamak yani AYT'de çıkacak bir soru olmuş oldu. Şimdi gaz basıncı. Gaz basıncı da normalde... Şunu söyleyelim. Kapalı kaptaki gaz basıncından bahsediyoruz. Açık hava basıncından bahsettik zaten. Şimdi biraz gaz biliyorsunuz. Gaz basıncı kapalı kaptaki gaz basıncı aslında moleküllerin çeperlere çarpması ile ilgili. Şimdi o zaman buradaki basınç her yere eşit oluyordu. Her çeperlere aynı şekilde çarpacağı için sağa sol yukarı aşağı bütün basınçlar birbirlerine eşitti. P basıncı. Her yere aynı basıncı uyguluyor. Şimdi hacim ile şimdi buradaki hacimi arttırdığımızda mesela şöyle yaptığımızda moleküller birbirlerinden uzaklaşacaklar. Çeperlere çarpma sayısı da dolayısıyla azalacak. O zaman hacim ile ters orantılıdır. Hacim artarsa şöyle yapıyoruz. Hacim artarsa basınç azalır. Hacim artarsa basınç azalır şeklinde bunu hiç unutmaman gerekiyor. Şimdi sıcaklık. Mesela sıcaklık da buradaki moleküllerin daha çok sağa sola titreşmesi demek. E daha çok sağa sola titreşirlerse daha çok çeperlere çarparlar. O yüzden sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık artarsa basınç şuraya yapayım isterseniz artarsa basınç da şöyle artar şeklinde. Bunu da Özetlemiş olalım. Artar. Bu cümle. Sonra gaz miktarı. Tabii ki molekül sayısı önemli. Ne kadar çok molekül? Bak kendim ekliyorum. Birkaç molekül daha eklediğimde daha çok çarpar. çarpar. Hani e, duvarlara daha çok çarpma durumu söz konusu. O yüzden burada da molekül sayısı ile doğru antılır. O zaman sayısı artarsa, miktarı artarsa o zaman basınç da artar şeklinde bunu da özetleyebiliriz. Basınç artar. Ne olmuş oldu o zaman? Normalde molekül sayısı ve sıcaklık bizim için doğru orantılı olduğunu söylüyor ama hacim ters orantılı olduğunu söylüyor. Şimdi burada bir özel bir durum var. Piston ağırlıksız, sızdırmaz ve sürtünmesiz. Burada yukarıya doğru bir gazın basıncı var. Aşağı doğru da P0 basıncı var. Şimdi piston hareketsiz pardon piston dengede ise hareketsizse şu an o zaman gazın basıncıyla P0 basıncı birbirlerine eşit olacak. Şöyle yaptın sıcaklığı arttıralım. Şimdi sıcaklık artarsa sıcaklığı arttır. Ne olur sıcaklık artarsa? Normalde basıncın artmasını düşünürüz değil mi? Ama şöyle olur. Dışarıdaki P0 basıncı değişmiyor ya. P0 basıncı değişmediği için P0 değişmez. O yüzden P gaz da değişmemeli. E ne olur bu durumda? Bu ancak şöyle sağlanır. Hacmin artmasıyla sağlanır. Yani bu piston biraz yukarı çıkıp sıcaklık artarken basınç artacaktı. Ama hacim artarak dolayısıyla basınç tekrar eski haline gelmek zorunda. Çünkü dışarıdaki p basıncı değişmiyor açık hava basıncı. Bir örtem soru var karşımızda. Aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşit olacaktı. O zaman bak aynı sıvı aynı seviye. Aynı sıvı ve aynı seviye. Buradaki basıncı yazalım. Kim var burada? P0 açık hava basıncı var artı P0'ı ne yapıyor sıvı iletiliyor iletiyor. Ne kadar bir h yüksekliği burada, bir h yüksekliği burada. O zaman 2h dg var. A eşittir buradaki basınca diyoruz. Burada da yalnızca bak yalnızca gaz var. Başka hiçbir gaz yok. O yüzden P de şeklinde yazabiliriz. Bak buradaki A'yı önemsemedim bu arada farkındaysa. Sonra buraya geliyorum. Aynı sıvı, aynı seviye şurası. Bu basınçlar birbirlerine eşit olacak. Yazalım. Burada yalnızca şöyle x gazı var. Başka bir gaz yok. O yüzden px gazı eşit olacak. Buradaysa baktığında şöyle hem p var artı h yüksekliği. Bak şu kadar h yüksekliğinde sıvı var. Artı hdg dedik. O zaman p 0 her ikisinden de küçük. Py p 0 artı 2 hdg. Px p 0 artı hdg. Yani şöyle diyeceğiz bu durumda. Py en büyük olmuş oldu. Sonra px arada sonra da P0 en küçük olmuş olduğu Gaz basıncı ile ilgili çok yine standart sorulardan bir tanedir. Şimdi zoru. Şimdi iki tane kılcal boru var. Ee, burada sıvının içerisinde batırılmış. Şöyle bir sıvı ya da su da diyebilirsiniz. isterseniz su diye Suya batırılmış. Sonra burada gaz şurada kalmış. Sıvı daha doğrusu içeriye bu kadar girebilmiş. Buradaysa su bu kadar içeri girebilmiş. Şimdi bunların aralarındaki ilişkiyi kuracağız. Yapmanız gereken şu. Aynısı sıvı aynı seviye dedik ya o zaman buradaki basınç da buradaki basınç eşit olacak. E buradaki basınç kim? Sadece yukarıdan px var. Başka hiçbir şey yok. Yani px gazının basıncı eşit olacak. Buradaysa bak buradaysa şurada 3H yüksekliğinde sığımız var. Bir de aynı zamanda P0 basıncı var ki P0 basıncı her yere aynı şekilde iletiliyordu. Pascal prensibi. O zaman P0'ı da aldık. Artı unutmamak için önce P0 alıyorum. Sonra 3 h yüksekliğinde sıvının öz kütlesi diyorum. Bir de bir şey söylemişim. Açık hava basıncı x gazının basıncının yarısı kadar. Şöyle yazabilirim bu durumda. P0 eşittir. Px bölü 2. Bunu da burada yerine koyarsan işin kolay olacaktır. O zaman Px eşittir. Px bölü 2 artı 3HDG olmuş oldu. İster HDG'yi Px cinsinden yaz. ister Px'i HDG cinsinden yaz. İstediğini yapabilirsin. Burada bu eşitliği yazdık. Sonra buraya geldik. Buradaki basınçla gene aynısı var, aynı sıvı aynı seviye buradaki basınç eşit olmak zorunda. Burada kim var yalnızca? PY var. Başka hiçbir şey yok. Buradaysa gene P0 basıncını alacaksın. Bir de H yüksekliğinde bak görüyor musun? Sıvı var. Sonra şunu yapıyorum. Buradaki basıncı aynen yazdık P'ye eşittir. Buradaki basıncı aynen yazıyoruz. P0 unutma önce P0 yaz. Artı HDG olmuş oldu. İstersek dedik burada HDG'yi Px cinsinden, bunu da Px cinsinden yazdığımızda P ile Px arasındaki ilişkiyi kurabilirim. Ya da isterseniz Px'i HDG cinsinden yazıp, P'yi de HDG cinsinden yazıp da çözebilirsiniz. İkisini de yapabiliriz. Yapalım. Bunu bu tarafa attık. Px bölü 2 oldu. Bunu çıkarttığımızda 3 HDG oldu. Şimdi matematik yaptık. 3 HDG. Yani yarımı tümden çıkartmış oldum. O zaman bu 2'yi buraya aldığımda Px eşittir 6 HDG. O zaman P0'da yarısı değil miydi? Ne olmuş oldu bu da? 3 HDG. G olmuş oldu. Şimdi getirelim burada yerine koyalım. P0 3HDG idi. Zaten bunu burada bulmuş olduk. P0'ın yerine 3 HDG yazdık. 3HDG. Bir de P PHDG'miz var. O zaman P'ye bu durumda 4HDG. p bulmuştuk. 6 idi. koyalım artık. 6HDG. Bunu da 4 hdg bulduk. Sonra oranladığımızda 6 bölü 4. Yani cevap 3 bölü 2'ye bölündü. 3 bölü 2 çıkar dolu dolu hani zor bir soru çözmüş olduk. Şimdi klasik bir soru var karşımızda. Demir bilyenin bağlı olduğu ip koparsa gaz basıncı ve kabın tabanındaki sıvı basıncı nasıl değişir? B -gaz ve PS. Şimdi bunu koparttık. Şimdi bunu koparttığımızda normal demir bilye, demir bilye olduğu için ne yapacak bu? Suyun içine tamamen gelip girecek. Tık 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 tık. Geldi suya girdi. Şimdi suya girdiğinde de burada suyun yüksekliği tabii ki bir miktar artacak diyoruz. O zaman suyun yüksekliği şuradaki h Bak ne olmuş oldu? Artmış oldu. H arttığına göre o zaman sıvı basıncı da artar. Şöyle yazarsam P sıvı eşittir H D G'di. Şimdi H'ın arttığını söylüyorum ben burada. Yani şöyle yapıyorum. H artıyor. Şimdi D ve G değişmediğine göre o zaman P sıvı sıvı basıncı da artar. Geldik gazın basıncına. Burası önemli. Şimdi gazın molekül sayısı değişmiyor. Gazın sıcaklığı da değişmiyor. O zaman acaba hacmiyle alakalı bir değişiklik var mı? Onu söyleyelim. Şimdi normalde gazın hacmi var. Artı cismin hacmi var. Artı bir de kim var? Suyun hacmi var. Ve bunların toplamı tamamen kabın hacmi diyebiliriz. Kabın hacmi. Şimdi burada hani bilyeyi bıraktığımızda suyun içine düşüyor ya. Cismin hacmi değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Bak şöyle değişmiyor. Sonra suyun hacmi değişiyor mu? Hayır sıkıştırılamaz zaten. E bu da değişmiyor. O zaman gazın hacmi de değişmemiş oluyor. Aslında ne olmuş oluyor? Hemen şunu söyleyeceksin. Ne olmuş oluyor? Buradaki su yükseldi ya. Bu su yükselince gazı sıkıştırmadı. Aslında bu yükselme şu demir bilyeden kaynaklanan boşluğu doldurmuş oldu. E o halde gazın bası hacmi değişmediği için gazın basıncı da P gaz. O yüzden değişmez diyorsunuz. Değişmez. Şimdi bunu özetlersek PS şöyle yapalım. Artar. Hani bunu zaten söyledik. P gaz ise böyle değişmez şeklinde bu soruyu da çözümlemiş olduk. Hemen arkasında bir ödüllü soru. Şimdi ödüllü soruyla ilgili cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. اوه